Bizler elhamdülillah Müslümanız. Bize göre İsa Mesih denilen kişi bir peygamber. Yani biz diyoruz ki Hazreti İsa Aleyhisselam diyoruz. Hristiyanlar açısından İsa Mesih bir peygamber değil, Tanrı'nın oğlu da Tanrı. Şimdi bilmem anlatabildim. Evet. Biz peygamber bizim için, fakat onlara göre Tanrı'nın oğlu ve bizzat Tanrı kendisi de Tanrı. Şimdi dolayısıyla diyor ki, kalkıp da bir Hristiyanla konuşurken Hazreti Peygamber İsa Aleyhisselam bizim de peygamberimiz dediğiniz zaman adam size bakıyor tabi haklı olarak, ya ne peygamberi kardeşim? Yani peygamber yaşayıp ölen bir canlı insan yani, ama bu öyle değil, bu Tanrı. Evet. Anlatabildim mi? Dolayısıyla diyor ki Türkiye'de bu olay tam olarak bilinmediği için, hatta hazindir ama akademik çevrelerde dahi tam olarak algılanmamış olduğu için, efendim o, bu peygamberi niçin karşı çıkıyorsunuz? Bu peygamberi niye, hakkında niye böyle laflar ediyorsunuz? Şeklinde olaylar geliyor Türkiye'de. Bana da geliyor. Ortada bir peygamber yok bu anlamında. Ortada muharref bir İncil var. Bu İncil 325 yılında İmparator Konstantin'in emriyle hazırlanmış olan, evet, bir İncil. Orada bir kolaj var. Bir İsa kolajı var. Kolaj ne demek? Yani hani bilirsiniz magazin basınında evet, dünyanın en güzel kadını diye bir kadın yaparlar. İşte Catherine Deneuve'in suratı, ötekinin bedeni, ötekinin bacağı, alırlar 8-10 tane hanımın en güzel kabul edilen belgelerini, bir kadın çıkartırlar. İşte efendim dünyanın en güzel kadını. Aynı bunun gibi bir kolaj var o muharref İncil'de. Yani bizzat Konstantin'in emriyle Tanrı, devlet Tanrısı yapılmış olan bir kişi var. İsa peygamber dediğimiz kişinin ne Tanrı'nın oğlu olmak, ne Tanrı olmak gibi bir iddiası yok. Kur'an'da yazdığı gibi. O bir peygamber. Güzel, iyi yollar söylemiş, insanları iyiliğe teşvik etmiş, doğru yola girin demiş mesela burada. Ama bu tarafta yer alan olay bambaşka. Yani Kur'an-ı Kerim'de bizim inancımıza göre, evet, bildiğimiz Hazreti İsa o peygamber. Peygamber. O peygamber. Burada anlatılan bir kolaj, olmayan bir insan. Olmayan ve iddiaları da olmayan. Yani İncil diye bilinen ve 325 yılında 2500'e yakın İncil'in arasından ayrılarak 4'e indirilmiş olan, kitapta yer alan kolaj, anlatılan kişi gerçekte yok. Öyle bir olay yok yani. Ama Dan Brown'un kitabında şimdi, olarak, şimdi mesele şu. Evet. Birinci günden beri, yani İsa'nın yaşadığı kabul edilen dönemden beri, ne zaman bu? İsa'dan sonra bir de işte 35 yılları diyelim, yuvarlak hesap öyle olsun. Aslında İsa'dan önce 5-6'da başlıyor. Doğumu muhtemeldir ki 6 veya 7. İsa'dan önce 7 yani. Neyse, onlar ayrı tartışma. Şimdi daha o zamandan beri olan tartışmalar var. Yani o 325 yılına gelinceye kadar Hristiyanlar birbirlerini yiyorlar. Bir grup zaman içinde, zaman içinde efendim İsa'yı tanrılaştırma eğilimi gösterirken, diğer bir grup yahu bir insandı, evliydi, hepimiz biliyoruz, çocuğu vardı. Aynı İncil'de bugün dahi yazdığı gibi konuşurlarken İncil'de bir bölüm var. Diyor ki, bu diyor marangoz Yusuf'un oğlu değil mi? Hani diyor kardeşleri var sayıyor. Hani diyor kız kardeşleri var. O değil mi bu diyor? Veya İncil'de bir düğün anlatılıyor. Fakat o kadar ilginçtir ki o düğünün kimin düğünü olduğu anlatılmıyor. O düğünde İsa da var ve o düğün İsa'nın düğünü olarak kabul ediliyor. Kiminle? İşte demin siz de söylediniz. Dan Brown'un da yazdığı Mecdi'li Meryem'le olan evliliğinin düğünüdür diye kabul ediliyor. Kime diyor bunu?
Daha 325 yılına geldik yani. Şu aradayız daha. İslamiyet falan yok ortada. İslam dini de yok ortada. Daha bu dönemdeki tartışmalar, yani sıfırla 325 yılı arasındaki tartışmalardan söz ediyorum. O dönemde İsa'nın evlendiği ve işte Sara diye de bir çocuğu oldu. Neden? Neden derseniz, Yahudilikte bir Yahudi erkeğinin 30 yaşına gelip evlenmemiş olması mümkün değil. Yani mutlaka evli ve çocuk sahibi olması gerekiyor. Aksi takdirde onu bekleyen çok kötü bir akıbet var. Onu ben girmeyeyim onlara. Kötü bir akıbeti oluyor. Yani çok gereksiz anlatmak. Evet. Şimdi dolayısıyla mutlaka evli ve çocuk sahibi olması gerekiyor. Yahudi inancına göre, Yahudi geleneklerine göre ve Yahudiliğin temel kurallarına göre. Şimdi böyle bir durum yok. Yani bir düğün mü anlatılıyor? Düğün kimin düğünü? O da belli değil. Yani bir düğün yapılıyor ama o düğün kimin düğünü belli değil. Ama şarap ve diğerlerini, hatta şarap bitiyor, İsa şarabı çoğaltıyor. Düğünde şarap bitiyor ama İsa suyu şarap yapıyor ve çoğaltıyor. Kiminle kimin evlendiği belli değil. Şimdi dolayısıyla da ki o günlerden başlayan ve gelen ve özellikle de birinci ekümenik konsil diye bilinen 325 yılında İznik'te yapılan konsilde İmparator Konstantin'in emriyle hazırlatılan efendim İncil'de İsa Tanrı yapılıyor. İsa'nın kendisinin böyle bir iddiası yok. İsa'nın kendisinin kalkıp böyle bir söz söylediği yok. Şimdi dolayısıyla bugüne kadar gelen kilise, yani bugünkü Vatikan dediğimiz kilise bu iddianın sahibi. Diyor ki İsa Tanrı'dır ve Tanrı'nın oğludur. Buna karşı o günlerden beri gelen Gnostik dediğimiz, yani Rafizi Hristiyan grupları da buna karşı mücadele ediyor. Bu mücadele zaman zaman çok kanlı bir şekilde bastırılıyor. Zaman zaman çok büyük olaylar yaşanıyor. Ve Hristiyanlar çok büyük şekilde diğer Hristiyanlar tarafından öldürülüyorlar. Örneğin Paulin diye bilinen gruplar Anadolu'da Bizans tarafından öldürülüyor. Ondan sonra Boganiller geliyor. Balkan Boganilleri, bizim Bosna Boganilleri. Ondan sonra Beguinler, Beguatlar geliyor. Ondan sonrasında Katarya'lar geliyor. Bütün bu gruplar, bütün bu insanlar, milyonlarca insan öldürülüyorlar. Nedir? O milyonlarca insanın inançları arasında insanın evli ve çocuk sahibi bir adam olduğu da var. Onlar bu iddiaları taşıdıkları için Orta Çağ dediğimiz dönemde, onun öncesinde işte cadılar, büyücüler vesaire adı altında bunların çoğu öldürülüyor ve yakılıyorlar. Ama bu iddia hep devam ediyor. Şimdi ben hemen bu anlamda söze girmek istiyorum. Evet. Vatikan'ın bu gerçekten ısrarla çekincesi ve karşı çıkması niye? Ya ama çöker, bütün kilise çöker. Yani siz düşünün ki şimdi Vatikan dediğimiz yer şöyle bir yer. Vatikan iki tane olayın üstünde duruyor. Birincisi diyor ki burayı İsa'nın iki havarisi olan Petrus ve Pavlus kurdular. Peki bu ikisinin söylediği nedir? İkisinin söylediği şudur: İsa Tanrı'nın oğlu ve Tanrı'dır. Efendim? Peki şimdi siz bunu çekerseniz kilisenin altından ne oluyor kilise? Çöker değil mi? Yani temel iddiası bu. Yani temel iddiası o kilisenin, diyor ki Katolik kilisesinin ve Hristiyan aleminin, ama esas da Katolik kilisesinin temel iddiası bu. Bakire'den doğdu. Bakire'den doğdu diyor ama mesela ne Petrus ne Pavlus Bakire'den doğduğunu söylemiyorlar. Hiçbir yazı yok öyle. Yani Petrus'un ve Pavlus'un yazdıkları Bakire'den doğmuştur bu Tanrı şeklinde bir cümleleri yok. Tam tersine Petrus'un bir cümlesi var.
bir peygamber de diyor, Musa gibi sizin aranızdan bir peygamber çıkacak dedi diyor. Vaaz verirken. Şimdi dolayısıyla bakın o kadar yani o kadar bölümü tutmayan olaylar var ki İncil'de anlatmakla bitmez. Yani neredeyse sabaha kadar konuşsanız her satırında, her olayında bir tenakuz vardır yani. Yani işte, uzun uzun evet. Ona hiç girmeye de gerek yok ama sanıyorum seyircilerimiz de anlamışlar. Yani özellikle eğer İsa evlidir, peygamberdir, çocuğu vardı, yaşadı ve normal hayatını yaşadıktan sonra da vefat etti şeklinde bir iddiayı Vatikan kabul ederse çöker, biter. Yani bu şimdi buradan şöyle bir sonuç da çıkıyor. Yani bugüne kadar Hristiyan dünyasının bildiği tüm gerçekler bir anda yok olup gidecek ve büyük bir tepkide, o anlamda inançsızlıkta olacak.